Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ev tasarım videosundan daha merhaba diyoruz. Ve başlıyoruz ev turumuza. Evet, bu şekilde evimizin dış kısmını gezeceğiz. Bu şekilde lambalar koymayı tercih ettim. Çok sade bir ev olsun istedim. Onun dışında radikal bir çatı tasarımı tercih ettim. Bunu tamamen tek tek elimle uğraşarak yaptım. Evet, bunu yaptım. Ve en şaşırtıcı kısmına daha gelmedik bile. Pardon. Şu çıkıntı ne diye soracak olursanız, orası banyo kısmı. O çıkıntı neden var derseniz de, o çıkıntı olmadan düşünün. Lütfen. Ne kadar eksik olduğunu hissedeceksiniz. Evet. Neyse, böyle reklam sesleri yapmayalım da. Evin dış kısmı bu şekilde. Şimdi içine girecek olursak, yavaş yavaş girelim artık bence. Hatta şöyle hop güm, bu kadar. Oh, peki. İşte böyle. Şu şekilde evin içini dolaşacak olursak, şimdi kapıdan giriyoruz. Yavaş yavaş kapı bu şekilde zaten. Evin genel hakimiyetini turuncular, yeşiller ve biraz da maviler kaplamakta diyelim. Bu şekilde taştan duvarlar seçtim. Zaten koridor anlayacağınız üzere yuvarlak tasarlandı diyemeyeceğim. Hafif yuvarlak. Bu şekilde gittiğimizde şurada bir aynalı bir kısım görüyoruz. Orayı da göstereyim iyice. O da bu şekilde. Böyle döndüğümüzde böyle bir koridorla da karşılaşıyoruz. Şurada süslerimiz falan var. Ahşap bir boyama tercih ettim. Aman, ahşap bir yer tercih ettim. Bu şekilde ayakkabılıklarımız dahi var. Sanırım onlar Get to Work'ta gelmiş olabilirler, emin olmamakla beraber. Şurada bir askılı koydum. Gördüğünüz üzere o cam mekanı içindeki şeyler bir sera. İşte asıl bomba bu. Aslında en sonunda göstermeyi planlıyordum ama evin ortasında kabak gibi durduğu için mecburen göstereceğim. Evet, bu şekilde bir girişi var. Bu şekilde de iniyoruz. Ve burada birkaç çiçeğimiz var. Burada mantarlarımız falan var. Yabancı otları temizlemeyi unutmuşuz. Biraz böyle çirkin gözükebilir. Onun dışında tepeden de böyle gözüküyor. Bu şekilde. Şurada lambamız da var. Buradan çıkalım koridordan. Salon kısmına giriş yapalım. Salon Amerikan mutfakla beraber yapıldı. Salon oldukça küçük zaten, göreceğiniz üzere. Oh. FPS niye düştü anlamadım, neyse. Burası işte küçük mini mini bir salon. Bu şekilde bir aydınlatma da kullandım. Çok yeşil petekçiyim. Televizyonla bu şekilde. Sehpa zaten Get to Work'la geldi. Onu bu şekilde tasarladım. Onun dışında mutfağa geçecek olursak, mutfak bu şekilde demek isterdim ama FPS düşmese çok güzel olacak. Burada bu tabak, oynadığım ailenin tabağı. Şuraya bir tablo koydum bomboş durmasın diye. Bu şekilde de tablolarımız mevcut. Zaten evin genel rengi de mavilerle kaplı şu anda. Yani mutfak ve salon kısmı diyelim. Bu şekilde bir mutfak tasarladım. Küçük bir mutfak. Zaten ev oldukça küçük ve rahat, geniş kullanım sağlamak için yaptım. En azından böyle söyleyebilirim, böyle konuşabilirim. Bu kapının ardında ne olacağını soruyor olursanız, burası bizim çiftimizin odası. Çiftimizi de oyunun sonunda göstereceğim. O çiftlerden biri de benim. Yani benim, bildiğiniz. Bu şekilde tasarladım. Burada bilgisayar kısmı var. Burada hobilerini yapabilecekleri bir yer. Şuraya resim yerleştirmeyi düşünüyordum ama o kadar çok resim yerleştirdim ki sanırım resim bulamadım. Büyük ihtimalle şurada yapacakları resimlerden birini koyarım.
Onun dışında yatak odası da bu şekilde. Ve son kısım olarak banyo kaldı. Zaten kutu kutu pense bir ev. Bu şekilde tasarlamak istedim evlerini. İşte banyo da burası. Banyoyu ciddi anlamda severek yaptım. İşte burada küvetleri falan var. Bu şekilde küvete girebilirler. Ops. Bu şekilde de bir lavabo var. Havluları burada. Tuvalet nerede diye soracak olursanız işte burada. Ev bu kadar arkadaşlar. Hemen buradan çıtı pıtı çıkalım. Hop kim? Tıbrum. Evet, bunun kısa bir ev turu olduğunu farkındayım ama ev zaten bu şekilde. Daha fazlasını göstereceğim bir şey yok çünkü havuz falan tasarlamadım. Bir gün havuzlu evlerine bakarız tabii ki Sims 4'te. Evet, çiftimize gelecek olursak bu Sims 4'deki karakterlerden biri ve çok artistik baktığını söyleyebilirim. Evet. Evet, bu da benim. Evet, gözlerim kapalı çıkmış olsa da bu benim işte. Bu şekilde ev turumuzu tamamlamış olalım arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.